Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programı kapsamında kadın işçilerle bir araya geldi. Şimdi o programı ekranlarınıza getiriyoruz. Doğdu üstümüze nazlı hilali, doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye yüzyılı geliyor tam vakti. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Vursun davullar sevdamızı deli deli. Derdimin dermanı, çaresi çok belli. Türkiye yüzyılı insanlığın müjdesi. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ, doğ, doğ ey güneş. Üstümüze dök ışıkları. Kadının destekçisi, yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması için destekleyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Denizli için üreten, Denizli'ye değer katan kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Artık marka haline gelen kadın buluşmalarımızı tahmin ediyoruz ki bilmeyen, duymayan yok. Yine de birkaç cümleyle hatırlatmak ve özetlemek isterim. AK Parti Kadın Kolları, kadınlarla büyük Türkiye yolunda diyerek 9 Nisan 2021'de yola çıktı. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda pek çok teşvik ve program hayata geçirildi. Bu ülkenin kadınları üretsin, kalkınmada söz sahibi olsun diye önemli adımlar atıldı. Tüm kadınlar bu programlardan haberdar olsun diye 81 ilde düzenlenen kadın emeği Türkiye'nin istikbali buluşmalarıyla 50 bine yakın kadına ulaşıldı. Bunun yanı sıra Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Antalya'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlama şansına da eriştik efendim. Bugün de burada üretimin ve ihracatın kalbi Denizli'de, kültürde, sanatta, bilimde, sporda, iş dünyasının üreten kadınlarıyla bir söyleşimiz olacak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bu anlamlı programımızı Türkiye'de en çok kadın istihdam eden tekstil fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Bu fabrikada tam 2500 kadın çalışıyor. Kadınlar kendi üretimi ve emeğiyle hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bir kez daha altını çizelim. Ve ne mutlu ki konuşacağımız çok başarı öyküsü var kıymetli konuklar. Programımıza hemen başlayalım o nedenle. Şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu, sözün başında da söylediğim gibi, kadının hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için önce olan Sayın Cumhurbaşkanımızı arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Denizli'nin saygıdeğer güzel insanları, değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında siz üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarımızla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yönetim kurulu başkanı da bir hanımefendi olan Deniz Tekstil'i bu isabetli tercihi için ayrıca tebrik ediyorum. Aramızda, fabrikamızda çalışan kadınlarımız yanında girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlarımız ile
sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri de var. Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğraf işte tam da budur. Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış durumdadır. Kadın elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini şefkati ve emeğiyle kucaklar. Ama aynı zamanda kadın emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir. Hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkartarak takip ettiğimiz kadınlarımızla her buluşmamızda ülkemizin bu büyük hazinesini geç harekete geçirmiş olmasından dolayı da hayıflanıyoruz. Gerçekten biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını %70'lerden %88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi %27'lerde olan kadınlarımız bugün %36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık. Üstelik bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Bugün İşkur eğitimleriyle meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe doğrusu mutlu oluyorum. Bugün KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Bugün kırsal kalkınma desteklerimizle kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz. Aynı şekilde fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini gördükçe geleceğimize güvenle bakıyoruz. Kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarımızla da burada olduğu gibi gurur duyuyoruz. Ve tabii aldığım rakam yeterli değil gerçi de, yani 150 milyon dolar ihracat, inşallah bunları artık milyarlara çıkaracağız değil mi? İnşallah deniz tekstil şöyle 1 milyarı yakaladığı zaman biz de ödülümüzü ona göre veririz. Biliyorsunuz bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken aynı zamanda eğitimden istihdama, her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk.
Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti, bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır. Bugün itibariyle son olarak kadın kollarımızın üye kaydı, Ayşe Hanım kaça ulaştı? 5.560.000'e geldi. 5.560.000 kadın üyesi olan partiyiz. Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun. Toplam üye sayısını söylüyorum. Bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını biz partimizin üç ana saç ayağından biri haline getirdik. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak adlandırdığımız bu üç saç ayağının üzerinde ülkemize eser kazandırdık, milletimize hizmet ettik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Hamdolsun kadınlarımız da bize sahip çıktı. Bizim hep yanımızda oldular. Öyle ki partimizin sadece kadın üye sayısı az önce ifade ettiğim rakama ulaştı. Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur. Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi inşallah Türkiye yüzyılını da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye yüzyılının siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de Türkiye yüzyılı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Bugün burada bizlerle bir araya gelerek gösterdiğiniz sevgi ve sergilediğiniz samimi misafirperverlik için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deniz Hanım'a ortaya koyduğu bu tavrı, ortaya koyduğu bu sinerjiyle başarılarının artarak devamını özellikle temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza kıymetli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sahnede Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir'le birlikte üreten kadınların temsilcileri eşlik ediyor. Sırasıyla konuşacağız kendileriyle. Şimdi söz vermek istiyorum müsaadelerinizle konuklarımıza. Özlem Çınar Erkuş, COSGAP'ten aldığı girişimcilik desteğiyle kendi işletmesini kuran başarılı bir genç girişimci. Sayın Çınar'dan devlet desteğiyle yakaladığı bu başarının öyküsünü dinlemek istiyoruz. Buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, milletvekillerim, başkanlarım ve kıymetli hanımefendiler, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben meslek hayatıma 20 yıl aile şirketimde çalışarak ilk önce başladım. Daha sonra 7 yıl ara verdim.
o 7 yıllık ara sürecinde aile bahçelerimizi işlemeye başlamıştım ve lavantayla tanıştım bu esnada. Lavantayla ilgili neler yapabilirim derken bazı Ar-Ge çalışmalarımı oluşturdum. Bunun için KOSGEB'in destek programlarına katıldım. Bu programlarda aldığım belgelerle bir proje oluşturdum ve bunu KOSGEB'e verdim. KOSGEB de projemi onayladı, bana hak kazandırdı. Benim bu yola girişimdeki tek sermayem akıldı açıkçası. O zaman için Amerika'ya 5 kalem ürün göndermiştim. 2023'ün ilk haftasında 10. parti ürünümü gönderdim. 20 kalemle çoğaltarak bunu gerçekleştirdim. Çok şükür devletimizin de desteğiyle. Onun dışında sizin sayenizde üniversite hayatımı canlandırdım. Yıllar önce bırakmak zorunda kalmıştım bazı sebeplerden dolayı, örtü sebeplerinden dolayı. Onu tekrardan canlandırdım af gelince. İnşallah hem o zaman okuyamadığım bölümümü bitirip akabinde de ikinci üniversite olaraktan şu anki meslek hayatım olan tıbbi aromatik bitkiler bölümünü ekstradan okumayı düşünüyorum. Yani iki üniversite birden bitirmeyi düşünüyorum. Acısını çıkartacağım yani geçen yılların. Yani bize bu imkanları, bu destekleri sunduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bizler için çok kıymetli. Benim için KOSGEB gerçekten bir dönüm noktası oldu. Yani benim bütün hayatımı değiştirdi. Neden derseniz şu anda benim yaptığım ürünlerim, sabunlarım, mumlarım bugün Amerika'da, Almanya'da satılıyor. Yani bu bana inanılmaz derecede gurur ve mutluluk veriyor. Teşekkürler. Özlem Çınar'a teşekkür ediyoruz ve yürekten kutluyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık ve bir diğer konuğumuza dönmek istiyorum kıymetli konuklar. Seher Barış, şu an içinde bulunduğumuz bu fabrikanın genç ve başarılı emekçilerinden biri. Mikrofonu şimdi de kalite kontrolü yapan Seher Barış'a bırakıyorum. Buyurunuz Seher Hanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Denizli'mize ve firmamıza hoş geldiniz. Ben Seher Barış. 2019 yılında İşkur İşbaşı Eğitim Programı ile kalite kontrol firmasında eğitimime başladım. 6 ay boyunca devlet programı kapsamında eğitimimi tamamladım. Ürünlerimizin kalitesi firmamız için çok önemli. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarında işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durmaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin desteğiniz ile bütün kadınlar adına İşkur mesleki kadın programlarının arttırılmasını rica ediyorum. Sizinle aynı sizin firmamızda bulunmanızdan mutluluk ve onur diyorum. Teşekkürler. Programımıza şimdi de salonumuzda bulunan konuklarımızla devam ediyoruz. Onlardan ilki Gülşen Oymak, Denizli'nin en çok kadın istihdam eden bulunduğumuz bu tekstil fabrikasının paketleme bölümünde çalışıyor. Buyurun Sayın Oymak, sizi dinliyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Denizli'mize ve işletmemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen kendimi tanıtayım. Ben Gülşen Oymak, 3 çocuk annesiyim. Ve bu işletmede 2 yıldır çalışmaktayım. Ve bu bir bayan olarak da çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bir paket bölümü elemanı olaraktan. Yıllardır herkesin olduğu gibi benim de bir hayalim vardı. Bu da ev sahibi olmak.
Sizin sayenizde 3 yıl önce Deniz'de yapmış olduğunuz TOKİ'lerden kura'dan bana da bir ev çıktı. Nasip oldu. Sizin sayenizde. Çok şükür. Allah razı olsun. Diğer arkadaşlarımın da sizden bir ricası var. Denizli'ye daha çok TOKİ yapmanız. TOKİ aracılığı, evet. Onların da çıkmayanlar bugün gerçekten sürekli rica ettiler. Ben de onların sesi oldum bu arada. Burada sizinle platformda bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Siz de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz Gülşen Oymak hanımefendiye. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar, Milli Paralimpik sporcularımız Berfin ve Şeyda aramızda bugün. Ülkemize olimpiyat ve dünya şampiyonluğu gururu yaşatan sporcularımıza mikrofonu bırakmadan hemen önce yaptıkları golbol sporundan bahsedelim çok kısa. Handbolün görme engelliler için hazırlanan bir versiyonu denilebilir. Daha fazlasını ve hikayelerini dinlemek için mikrofonu önce Berfin Altan'a bırakıyorum. Sevgili Berfin, seni dinliyoruz. Alkışlarınızla efendim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım, Denizli'mize hoş geldiniz. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalya, 2022 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya, takım olarak aldığımız ilk altın madalya kadınlarda. Bu platformda sizin de bize inanılmaz desteğiniz oldu. Eğer bu altın madalyayı alabiliyorsak arkamızda büyük bir devlet var. Tekrardan Denizli'ye hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Berfin'e çok teşekkür ediyoruz ve mikrofonu hemen yanındaki takım arkadaşı Şeyda Nur Kaplan'a bırakıyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım ve çok değerli bakanlarımız, Denizli'mize hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtayım. Ben Şeyda Nur Kaplan. Şu an 22 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır golbol branşıyla ilgileniyorum. 2017'den beri de milli takımda yer alıyorum. 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştuk. Ben henüz 17 yaşındaydım. Yolun çok başındaymışım. 2018'de Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduk ve 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunları için kota elde ettik. Ve 2021 Tokyo'da Paralimpiklerde takım olarak şampiyon olduk. Bu şampiyonluk benim hayatımda çok büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü o yaşta böyle büyük bir platformda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırabilmek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletebilmek. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettik orada. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız belki hatırlar, biz orada final maçında Amerika'yı 9-2 kazanarak şampiyon olmuştuk ve kendisi bizi arayıp tebrik etmişti. Biz çok gurur duymuştuk. Şeyda Nur, buyurun. Amerika'yı 9-2 yeniyorsunuz ya. Sizi aramayacağım da kimi arayacağım? Sayın Cumhurbaşkanım, biz bahsedeceğim ama geçen yıl 2022 Aralık ayında Portekiz'de dünya şampiyonamız vardı. Biz orada da şampiyon olduk ve orada da çeyrek finalde yine Amerika'yı çok kötü, onlar için üzücü bir şekilde onları geçerek yine şampiyon olduk. Tabii ki bizim işimize bu kadar dört elle sarılmamızın arkasında çok büyük destek var. Devletimizin her zaman maddi ve manevi desteğini biz çok hissettik. Sayın Bakanımız, Sayın Muharrem Kasapoğlu,
biz dünya şampiyonasına gitmeden önce kampımıza bizi ziyaret etti. Sağ olsun isteklerimizi, dileklerimizi dinledi. Başarı dileklerini aldık ve ona söz verdiğimiz gibi gidip şampiyon olduk. Şu anda da burada. Şu anda da burada. Evet, evet. Biz çok mutlu olduk onun da burada olduğunu öğrenince. Kendisine de buradan tekrar teşekkürler ediyoruz. Ben arkamızdaki bu kadar destekten dolayı, yani devletimize çok teşekkür ediyorum. Bir kadın olarak, özellikle engelli bir kadın olarak toplumun başarı basamaklarında yer alabiliyorsam, bence içinde bir şeyler yapmaya dair bir tutku olan herkesin onun peşinden gidip başarına kadar devam etmesini diliyorum. Çünkü ben gördüm ki burada yani destek olduktan sonra, yollarımız açıldıktan sonra engel diye hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanım, takımımızın, mil takım arkadaşlarımın ve antrenörlerin de size çok selamları, saygıları var. İletmemi istediler. Üzerimde kalmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok selam. Teşekkürler sevgili Şeyda Nur. Başarılarınızın devamını diliyoruz canı gönülden. Sözü şimdi de bu fabrikanın 22 yıllık emektarı Sayın Kiraz Cerit'e bırakıyoruz. Kiraz Hanım buyursunlar. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Öncelikle şehrimize ve fabrikamıza. Hanımefendinin de bahsettiği gibi ismim Kiraz Cerit. Denizli doğumluyum. 22 yıl önce farklı sektörler denedikten sonra deniz tekstile başladım. Tekstil eğitimim yoktu. Bu sebeple en başından tekstili öğrenmek durumundaydım. En büyük şanslarımdan bir tanesi de tam entegre bir tesis olan deniz tekstile başlamış olmak oldu. Biz bu fabrikada pamuk tarladan toplandıktan sonra yapılan tüm emeklerin tüm adımlarını gerçekleştiriyoruz. İplik, boya, baskı, dikim, kesim, paket birçok emektar kadın arkadaşlarımızın emeğiyle oluyor. Şansım çok büyüktü ki yabancı dil ailemin bana en çok tavsiyesiydi, en çok arzularıydı. Yabancı dil öğrenmiş olmanın avantajıyla ve tekstili çok iyi derecede biliyor olmanın avantajıyla dünyanın birçok ülkesinde sevgili arkadaşlarımın yaptığı emekleri götürüp tanıtma şansım ve birçok mağaza zincirlerine girme şansım oldu. Bu sebeple fabrikamız 22 yıldır bir fabrikadan 11. fabrikaya kadar yükseldi. Bunun bir parçası olmaktan her zaman çok büyük gurur duydum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tekstil incelikli, özellikle kadın eli değmesi gereken bir sektör. Bu sektörde bulunmaktan her zaman büyük gurur duydum. Sizlerin de kadına verdiğiniz değer bizler için çok değerli. Bu anlamda saygılarımı sunar, çok teşekkür ederim. Sayın Cerit'e teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Engellilerin iş gücü piyasası ve istihdama katılması için pek çok düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sayesinde Tansu Burcu, içinde bulunduğumuz bu fabrikanın çalışanı oldu. Öyküsünü kendilerinden dinleyeceğiz şimdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, hoş geldiniz ilk başta. Ben Tansu Burcu Dilek. Heyecanlıyım bu arada, sizinle ilk defa yüz yüze konuşuyorum. Ben burada 2,5 yılda çalışıyorum. Paket destekleme personel olarak çalışıyorum. Yani burada ben engelli biri olarak, ama engelli adayı engelli değilim. Bir oğlum, bakmakta olduğum bir oğlum ve annem var.
onlara bakıyorum çalışıyorumda. Bu da herkes heyecanlanıyor güzel insan ama gerçekten de. Ben buradan 11 yıl önce size mektup yazdım. Evet. 11-12 yıl önce mektup yazdım. İş imkanı için mektup yazmıştım. Muğla'dan gelmeyeyim ben. Muğla. Evet, Muğla'dan Amman'dan gelmeyeyim buraya. Sonra böyle iş imkanı olduğu için Deniz Hanım olsun, değerli arkadaşlarım olsun, çalışma personel arkadaşlarım olsun, onlara çok teşekkür ederim. Bana engelli olduğumu hissettirmediler. Yani hepsinden ayrı ayrı teşekkür ederim. Toki'den ev sahibi oldum. Allah'a çok şükür sizin sayenizde oldu bunlar. Hani gerçekten de sizinle gurur duyuyorum burada olmaktan, burada oturup sizinle muhabbet etmekten, değerli konuklarımızın önünde oturup konuşmaktan çok mutluyum. Yani kutluyoruz tekrar yürekten. Teşekkür ediyoruz sevgili Tansu Burcu Dilike. Mikrofonu Güvenç Tekstil Boya Yönetim Kurulu Başkanı Remziye Güvenç Hanımefendi'ye bırakacağız. Ev hanımı iken eşinin vefatıyla 48 yaşında işlerin başına geçen ve devraldığı işletmeyi 3 kat büyüten Remziye Hanım'a mikrofonu bırakıyoruz. Buyurun Remziye Hanım. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Tekstil'in başkenti Denizli'ye hoş geldiniz. Sayın Bakanlarım, sizler de hoş geldiniz. Ben emeklilik yaşına yaklaşırken işi başladım. Öyle şartlar gerekti ki yani bir anda kendimi işin içinde buldum. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Yani bizim erkeklerimiz yapıyordu bizim dönemimizde. Gençler yani ne bileyim bayanlar genelde evde oluyorduk. Erkekler yapıyordu. Ama yani ben de anlamadım nasıl oldu. Eşim rahatsızken bana biraz ara ara söylüyordu. Hani gider misin, gider misin? Ben hiç söz veremiyordum çünkü evdeydim. Yani benim yaptığım iş erkek egemen, boyahane. Yani tekstil ama tekstilin şeyi yani biraz daha erkek işi, fiziksel güç gerektiren bir iş. Yapmak zorundasın yani hayat öyle şey ki. Zor da olsa insan işleri öğreniyor. İlk zaman eşim yani işe başladığımda iş yerimiz 4500 metrekareydi. Sonra yetmedi bize. Yeni yer yaptım ben. Şu anda 14000 metrekare. Ve o zaman biz iç piyasaya çalışıyorduk. Tamamen iç piyasa. Sonra şey yapmaya başladık, ihracatla çalışmaya başladık tamamen. O ara havlu, bornoz falan çalışıyorduk, hala yine az çalışıyoruz. Ama biz dış giyime başladık. Deniz Beyler de, hanımlar da öyle çalışıyor. Ara ara biz bunlarla da çalışırız. Değil mi Deniz Hanım? Paslaşıyoruz yani. Şu anda dünyanın en ünlü markalarına dış giyim ihraç ediyoruz. Ve önceden mesela şeydi, makinalarımız çok şeydi, KGF kredisi aldık pandemide. Bayağı bize çok faydası oldu devletimizin. Makinalarımızı yeniledik. Şu anda Inditex grubu veya işte tamamen ihracat odaklı çalışıyoruz. Ben çevre hassasiyetimden dolayı, bir de bayan olmamdan dolayı, mesleğim gereği bizim gümüş arıtmamız var, 5 ortakız. Ama orada şeyiz, arıtmada çevre laboratuvarı kurduk. Analiz yapıyoruz. Çevre laboratuvarımızda hani bayağı bir analizler yapıyoruz orada. Evet, büyük firmalarla beraber arıtmayı yapıyoruz. Ben o dönem, orada 3 dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Hatta diyorlar ki ya bizim Gümüşsu Agreti'de oldu. Denizli'de tek Agreti'de olan çevre laboratuvarı. Çok güzel danışmanlıklar yapıyoruz Denizli ve çevresinde. Siz de galiba bizden danışmanlık alıyorsunuz zannedersem. Gümüşsu olarak. Yani böyle Cumhurbaşkanı. Peki. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz Remzi Hanım'ı da. Remzi Hanım'ı kutluyoruz bir kez ederim. Daha. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Mikrofonu şimdi iş kadını Saime Gödeoğlu'na bırakacağız. İşçi olarak başladığı çalışma hayatını patron olarak sürdüren Gödeoğlu en büyük desteği devletten aldı. Şimdi detayları Güneş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Saime Hanım'dan dinleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlar, milletvekillerim ve başkanlarım, hepiniz de Denizli'ye hoş geldiniz. Ben 1981 yılında Denizli'nin Yatan kasabasında doğdum. Ortaokul ve lise hayatımı orada bitirdikten sonra şu anda Türkiye'nin tekstilde en büyük firmalarından birisinde işe başladım. Eğitim almak için başladım. Makine eğitimi alarak başladığım iş yerinde. Daha sonra yükseldim. Kendi imkanlarım da yükselerek 2013 yılında artık kendi işimi kurmak için oradan ayrıldım. Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın diye bu sözden yola çıkarak kendi sektörümde bir işe atıldım ve tekstil firmamı kurdum 2014 yılında. 2020 yılına kadar Denizli'ye değer katmış büyük tekstil firmalarına fason işçilik yaptım. Daha sonra şu anda Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından birine üretim yapmaya başladım. 2020 yılının Mart ayında KGF destekli bir kredi kullanarak orada kendime sermaye yaptım ve o sermaye ile üretime başladım. Şu anda yıllık 300 bin nevresim takımı üretiyoruz. Yanımda ilk başlarken 8 kişiyle başladığım iş yerinde şu an 100 kişi çalıştırıyorum. Öyle. Teşekkür ederim. Buraya gelmekteki amacım, ben de buradaki arkadaşlar gibi bu sıralardan geçtim. İşçi olarak çalıştım. İlk eğitim olarak başladım, makine yaptım, sonra ambalaj bölümünde sizler gibi bütün bölümlerde çalıştım ve hayal ettim, kendi işimi kurdum. Sizler de hayal etmekten çekinmeyin, her zaman hayal edin ve hayallerinizin peşinden koşun. Kadın olarak devletimiz her zaman arkamızda, teşviklerden yararlanabilirsiniz. Bazen SGK teşviği alıyoruz, bazen KOSGEB'den teşvik alıyoruz, KGF teşviği. Devletimizin gerçekten de iş yapmak isteyen herkese çok teşvikleri var. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz Saime Gödeoğlu'na. Ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 250 bin avro destek alarak otelini açan Esma Ece'nin hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. 42 yaşında aldım hibe, devlet destek, tarım kırsaldan aldım. 500 milyon bin euro ile tamamladım. 250 bin eurosunu sağ olsun devletimiz hibe olarak verdi. Allah ondan çok razı olsun. Hepimizden, başkanımızdan, herkesten razı olsun. Bütün yerli yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Pamukkale gibi bir yerde otel yaptım. Kaplıcalardan da yararlanıyorum. Üç kızım var, iki torunum var. Allah bağışlasın. Peki, teşekkür ediyoruz. Esma Ece'yi de kutluyoruz bu başarı yüküsü için kendisini. Türkiye'de en çok kadın istihdam eden fabrikada olduğumuzu söylemiştik değerli konuklar. İşte bu fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı da bir kadın. Sözü şimdi Sayın Deniz Baltalı'ya bırakıyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim herkese. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Şehrimize, firmamıza hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Çok güzel başarı hikayeleri dinledik kadınlarımıza ait. Türkiye'de 2021 ve 2020 yılında araştırma şirketlerine çıkardıkları rapora göre 358 organize sanayi bölgesi içerisinden en yüksek kadın istihdamını sağlayan firma Baltalı Grup Deniz Tekstil Firması. Bununla gurur duyuyoruz. Başarımızın en önemli faktörü onlar. Yönetici kademesinden üretimin her alanında bizim en büyük destekçilerimiz. Onlara verdiğimiz eğitimlerle
düzenlediğimiz seminerlerle onların yeteneklerine değer katmak bizim firmamızın en önemli prensipleri arasındadır. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçmişten günümüze kadının iş dünyasında katılımı ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülke genelinde maalesef henüz istediğimiz düzeyde değil bu oran. Siz de az önce belirtmiştiniz. Türkiye genelinde %35, Denizli ilimizde %44. Baltalı Grup ailesinde ise kadın istihdam oranımız %65 civarlarında. Bugün 2500'ü kadın, toplam 3500 çalışanımızla Baltalı Grup ailesi olarak biz, ülke ekonomisine, ihracatımıza destek sağlıyoruz. Tüm çalışanlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi biraz da müzik diyelim mi? Denizli ve müzik deyince rahmetli Özel Gönlüm'ü anmadan olmaz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Programımızda onun derleyip türkü repertuarımıza kazandırdığı eserleri dinleyeceğiz. Denizli türküleriyle tanıdığımız, üstelik kendisi de Denizli'li olan solistimiz Sayın Ezgi Azizoğlu'ndan dinleyeceğimiz ilk türkümüz, değerli alkışlarınızla. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı müzisyenlerine teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz ve elbette büyük alkışlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Şimdi yörede Sultan Bacı olarak bilinen Sultan Turun'a kulak vereceğiz. Sultan Hanım'ın bağlamayla tanışma hikayesi gerçekten oldukça ilginç. Mikrofonu kendilerine bırakıyoruz şimdi. Bize bu hikayeyi kendi ağzından anlatsın. Sultan Bacı, buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli milletvekilleri, bakanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle değerli misafirlerimiz. Ben de bağlamaya geçi güderek başladım. Daha sonra hem okuyarak hem de düğünlerde çalarak bu zamana kadar geldim. Thank you.
sevdiğim yodur. Elimdeki mendili yodur, sevdiğim yodur. Gönül kimi severse dünya güzeli olur. Gönül kimi severse dünya güzeli olur. Ben dil veremem, benden ayrılık derler, kendim gelemem. Takkan sana bak, benden sana fayda yok, başkasına bak. Mangal maşası, sen alma sen al meyve, alır başkası. Asmalı aktavu kesmeli, kanedinden asmalı. Şıngırdaklı yarimi gazeteye basmalı. Şıngırdaklı yarimi gazeteye basmalı. Ben dil veremem, benden ayrılık dereler, kendim gelemem. Takasına bak, benden sana fayda yok, başkasına bak. Mangal maşası, sen alma sen al meyveye, alır başkası. Teşekkür ederim, sağ olun. Alkışlıyoruz efendim Sultan Hanım'ı, ağzınıza sağlık. Kıymetli konuklar, Denizli'de olup da Sipsi dinlememek olmaz şüphesiz. Sizi UNESCO'nun 2020 yılında yaşayan insan hazinesi listesine aldığı kıymetli bir isimle tanıştırmak istiyorum. Sipsi hem yapıyor hem çalıyor. Alkışlarınızla buyurunuz Sayın Halime Özke. Teşekkür ediyoruz. Eline, ağzına, emeğine, yüreğine sağlık ve kendisine eşlik eden Hümayun Ermek'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Ve şimdi sanatçımız Ezgi Azizoğlu'na kulak vereceğiz. Yine Özay Gönlüm'den, rahmetli Özay Gönlüm'den iki güzel türkü dinliyoruz efendim. Alkışlarınızla geliyor sahneye Ezgi Azizoğlu. Thank you.
çakır gider dilleri, olan dilleri. Bülbül gibi şakır gider dilleri, olan dilleri. Arnavutlu'da kız bahçede sallanır, olan sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, olan ballanır. Dönüyor.
Azizoğlu'na ve Türkiye Muhteşem Zeybek oyunuyla eşlik eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Hocası Sayın Tevfik Soyuçok'a teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızla programımızı aile fotoğrafıyla noktalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sahnedeki konuklarımızı karşıya alacağız. Bayrakları görelim, el sallayalım ve bütün bayraklar havaya. Bütün bayrakları sallıyoruz coşkuyla. Bayraklar inmesin. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.